Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Supara TYT Matematik Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. EBOB EKOK soruları uygulama testi 3. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki arkadaşlar, 102, 117 ve 146 sayılarını bölündüğünde sırasıyla 4, 5 ve 6 kalanlar veren en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi en büyük doğal sayı olabilmemiz için bu sayıların EBOB'unu bulmamız gerekir. Ama 4 kalan, 5 kalan ve 6 kalan veriyorsa, bu kalanları çıkarttığımda, 102 sayısından kalanı çıkarttığımda bu sayıyı 98 ve tam olarak bölünmüş olacak. 117 sayısından kalanı 5'i çıkarttığım zaman 112 sayısı bu en büyük sayımıza tam olarak bölünmüş olur. 146 sayısından 6 sayısını çıkartırsam 140 sayısı elde edilmiş olur ki bu en büyük sayıya tam olarak bölünmüş olur. Yani ben ne demek istiyorum? 98, 112 ve 146, 140'ın EBOB'unu arıyorum. O zaman EBOB en büyük ortak bölen 98, 112 ve 140 sayısını bölen en büyük sayımız 14'tür arkadaşlar. Aradığımız sayı 14'tür. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru diyor ki, 2 eklendiğinde 18, 27 ve 45 sayılarını tam olarak bölen kaç farklı doğal sayı var? Kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi 2 eklediğimde 18, 27 ve 45'i tam olarak bölünüyorsa, bu sayıya ben x diyorum. Bu sayıya 2 eklediğimde ne olmuş olacak arkadaşlar? 18'e tam bölünmüş olur. Ya da aynı sayıya 2 eklediğimde diyelim ki bu sayı m katı 27'ye tam olarak bölünmüş olur. Yine aynı sayıya 2 eklediğimde bu sayının n katı olsun 45'e tam olarak bölünmesini istiyor. Yani aslında bizden istenen 18, 27 ve 45'in EBOB'unu bul önce. O zaman EBOB 18, 27 ve 45'in EBOB'u ne olmuş olur arkadaşlar? 9 olmuş olur. Bu 9 içerisinde 3 çarpanı da olduğundan dolayı bu sayı 3'e de bölünmüş olur. Dolayısıyla ben şöyle diyebilir miyim? X artı 2 sayısı 9'a tam olarak bölünüyor demektir. O zaman X buradan 7 değerini alabiliyor. Aynı zamanda X artı 2 sayısı dedik ya, 9'un içerisinde 3 çarpanı da vardır. 9'a bölünen bir sayı 3'e de bölünmüş oluyor. Dolayısıyla bunu ben 3'e eşitliyorum. Dolayısıyla buradan da x1 sayısı elde edilmiş olur. Kaç farklı değer? 2 farklı değer. 1 ve 7. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soru diyor ki, 1 bölü 4, 1 bölü 6, 1 bölü 10 ve 1 bölü 45 işlemini yapacak olan bir öğrenci bu kesirlerin paydalarını eşitlemek istemektedir. Öğrencinin kullanabileceği en küçük pozitif ortak payda. Şimdi arkadaşlar, paydaları zaten EKOK'ta eşitliyoruz. O zaman ben ne yapacağım? 4'ün, şuradan yazıyorum, 4, 6, 10 ve 45 sayıların en küçük ortak katını arıyorum demektir. EKOK. EKOK nedir bunlardan? Bu sayıların EKOK arkadaşlar 180'dir. İsterseniz bir bir yazabilirsiniz. 180. Demek ki bunun paydasını 4, 6, 10 ve 45'in paydasını en küçük 180'de eşitleyebiliyor. Cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruda, A, B, C pozitif tam sayılardır. A sayısı 3A artı 1, 4B artı 2, 5C artı 3 olduğuna göre A en az kaçtır? Demek ki bu sayının EKOK'unu istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar, 3'e bölündüğünde 1 kalanı veriyor. 4'e bölündüğünde 2 kalanı, 5'e bölündüğünde de 3 kalanı veriyor. Bunun anlamı şu. Ben şöyle düşünebiliyorum. Burası 1'dir. Buraya 2 eklediğimde 3 olmuş olur. 3'e tam olarak bölünür. Şuraya 2 eklediğimde 4b artı 4 olmuş olur ki 4'ün tam katı olmuş olur. Buraya 2 eklediğimde 5c artı 5 olur ki 5'in tam katı. Buraya eklediğim için şu tarafa da işlem bozulmasın diye 2 ekliyorum. Dolayısıyla benden istenen a artı 2 sayısının 3, 4 ve 5'in EKOK'u bulmam lazım. O zaman 3, 4, 5 aralarında asal olduğu için EKOK'ları ne olmuş olur? 60 olur arkadaşlar. 60 ve 60'ın katları. Herhangi bir şey demediği için, 3 basamaklı ya da 2 basamaklı en büyük en küçük sayılar demediğinden dolayı ben K'ya 1 veriyorum. A artı 2 eşittir K'ya 1 desem, K'ya 1 dersek buradan 60 sayısını olmuş oluyorum ki en küçük sayı. O zaman
A artı 2 60 ise A buradan 58 ve en küçük sayı olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 5. soru bir 4. soruyla hemen hemen aynı, birebir benzer. A, B, C pozitif tam sayılar olduğuna göre 3A artı 1, 4B ve 5C artı 2 olduğuna göre A sayısı en az kaçtır? Yine EKOK sayılarını bulmamız gerekiyor. Şimdi yukarıdaki ifadeye biz ne demiştik arkadaşlar? 2 eklemiştik ve 4'ün tam katı, 3'ün tam katı, 5'in tam katı diye bulmuştuk. Burada ne yapabiliyorum? Ben buraya 2 eklesem burası 3 olur da, burası 2 eklesem 3 olur ama buraya ben 2 eklediğim zaman olmuyor. Dolayısıyla 2 değil. Ne yapmam gerekecek? Buraya ben 8 eklersem 3A artı 9, 3'ün tam katı. Buraya da 8 eklersem 4B artı 8, 4'ün tam katı. Buraya da 8 eklersem 5C artı 10, 5'in tam katı olmuş olur. Her tarafa 8 eklediğim için sol tarafa da 8 ekliyorum. Dolayısıyla benden istenen durum şudur. A artı 8 eşittir 3'ün katı, yani 3A artı 3 eşittir 4'ün katı B artı 2 şeklinde dönüşmüş oldu. Eşittir 5'i de alırsak buradan da ne olur? C artı 2 şeklinde dönüşmüş oldu. Yani buradan 3'ün, 4'ün ve 5'in ekokunu rahatlıkla bulabileceğimiz bir duruma düşmüş. O zaman A artı 8 eşittir 3, 4, 5 ekoklarını bul. Az önce 1. 4. soruda da 3, 4, 5 aralarında asal olduğu için ekokları 60'tır. 60 ve 60'ın katı. Herhangi bir şart koşmadığı için burada 3 basamaklı, 2 basamaklı olmadığı için o zaman K'ya 1 veriyorum. 60 olur. O zaman A artı 8 eşittir 60'tan. A buradan 52 sayısına ulaştırır beni. Demek ki aradığım sayı 52 sayısıdır. Cevabımız B şıkkıdır. 6. soruda 4'e, 8'e ve 10 ile bölündüğünde her seferinde 2 kalanı veren 3 basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, madem ki sayı 4'e bölünüyor, 2 kalanı veriyor. Ben bu sayıya A sayısı diyorum. 4'e böldüğümde 2 kalanı veriyor. Eşittir. 8'e böldüğümde yine 2 kalanı veriyor. Eşittir. 10'a böldüğümde Z olsun 2 kalanı veriyor. Demek ki ben her taraftan 2 çıkartırsam arkadaşlar, şuradan 2 çıkartıyorum, şuradan 2 çıkartıyorum, şuradan 2, şuradan da 2 çıkartmam gerekecek. Her taraftan 2 çıkartırsam bu sayı 4'ün katı, 8'in katı ve 10'un tam katı olmuş olur. Dolayısıyla benden istenen nedir? Benden istenen ekoktur. O zaman 4, 8, 10 sayılarının ekoku A-2'ye eşit olması lazım. Ekok diyorum şuraya. Ekok. Bu ekok ne olmuş olur arkadaşlar? Ekokları 60 olur. 60 ve 60'ın katları. Şimdi A eksi 2 eşittir. K'ya 1 desem 60 olur. K'ya 2 dersem 120 olur. Benden de istenen 3 basamaklı en küçük sayı. 3 basamaklı en küçük sayı ne olmuş oldu? 120 sayısı. O zaman A eksi 2 eşittir 120'den. Eksi 2'yi öbür tarafa atarsanız ne olur? A eşittir 122 sayısı. Demek ki bizden istenen ne olmuş oldu? A sayısı 122 sayısı. Peki bizden istenen nedir? Sayının rakamları toplamı 1 artı 2 artı 2'den. Rakamlar toplamı da 5'tir. Cevabımız 5 şıkkıdır. 7. soruda diyor ki 5, 6 ve 7 ile bölündüğünde sırasıyla 1, 2, 3 kalanlarını veren en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtır? 6. soruyla aynı. O zaman ben sayıya A diyorum. Bu sayı 5'e böldüğümde kalan 1, 6'ya böldüğümde kalan 2, 7'ye böldüğümüzde kalan 3'tür. Bu şekilde sembolize edebiliyorum. Burası şöyle artı olsun, düzgün olsun. Şunu biraz daha düzeltelim. Kalan 3. Evet. Peki bizden istenen nedir arkadaşlar? Ben eğer bu sayıları biraz düzeltirsem 5x artı 1 her tarafına 4 eklesem, buraya 4 eklesem 5 olur. Buraya 4 eklesem 6 olur. Buraya 4 eklesem 7 olur. Buraya da o zaman ne yapmış oluyorum? 4 eklemem gerekir.
O zaman a artı 4 eşittir 5x artı 1 şeklinde parantezini alabiliyorum. 6'nın katı 7'nin katı. O zaman ben direkt yazıyorum kafanızı şişirmeden şuradan 5, 6, 7'nin ekokları. Ekok. O zaman 5, 6, 7 aralarında asal olduğundan dolayı ekokları nedir arkadaşlar? 210'dur. Bunu algoritmayı da yazarak bulabilirsiniz. 210'un katları da olabilir. Yani bunun 2 katı, 3 katı, 4 katı da şeklinde yazılabilir. Ama en küçük bu tür sorularda en büyük istenmez. Her zaman en küçük istenir. En küçük pozitif tam sayının rakamları denir. Çünkü en büyük dense sonsuza kadar gitmiş olur. Dolayısıyla a artı 4 sayısı eşittir 210'a. Buradan da 4'ü bu tarafa gönderirsem arkadaşlar a eşittir 210 eksi 4 diye geçer. Buradan da 206 sayısı bulunmuş oldu. Ne istiyor bundan? Rakamları toplamı. O zaman 2 artı 0 artı 6 eşittir 8. Rakamları toplamı 8'dir. Cevabımız B şıkkıdır. 6. soru, 8. soru. 6 ile bölündüğünde 1 kalanını, 10 ile bölündüğünde 7 kalanını veren 3 basamaklı en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben şöyle diyeyim size. Şunu kapatıyorum. A sayısı 6 ile bölündüğünde 1 kalanı veriyormuş. Aynı zamanda bu A sayısı 10 ile bölündüğünde 7 kalanını veren bir sayıymış. Ben ne yapıyorum? Her taraftan 7 çıkartıyorum. Buradan da 7. Çünkü eklemeyle bu 6 ve 7'nin 6 ve 10'un katlarını bulamayız. Dolayısıyla 7 çıkartırsam şuradan da 7 çıkartmış oluyorum. A eksi 7 eşittir 6x eksi 6. 6'nın tam katı. Bir de 10y olmuş oluyor ki bir de 10'un tam katı. Benden istenen şudur. A eksi 7 eşittir 6 ve 10 sayısının ekoku. Ekok 30 ve 30'un katı olmuş olur. 3 basamaklı en büyük sayı dediği için arkadaşlar o zaman şöyle diyorum. A eksi 7 eşittir 30'un katı. Bunu burada bir daha yazıyorum. En büyük basamaklı 3 basamaklı sayımız neydi? 999'dur. 999'u buradan elde edemeyiz. O zaman 990 olarak düşüneceğim. 990. K yerine 33 yazarsam A eksi 7 eşittir 990 eşit olmuş olur. Buradan da A'yı yalnız bırakırsam A eşittir 997 sayısı olur. 997 sayısının rakamları toplamını istiyor. Bizden 9 artı 9 artı 7 ne yapar? 18. 7 daha 25 sayısına ulaştırır beni. Cevabım E şıkkıdır 25. 9. soruda diyor ki tay, sincap ve pelikan kelimelerini art arda yazılarak kelimelerin yan yana tekrarlanmasıyla oluşturulan harf dizisinde ilk kez baştan kaçıncı sırada bu 3 kelimedeki A harfleri alt alta gelmiş olur. Şimdi baktığım zaman bu tay kelimesi tay, tay, tay şeklinde gidiyor. Yani 3. Sincap kelimesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelimede bir başa dönüyormuş. 6. Pelikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelikan. Pelikan. Ondan sonra tekrar pelikan gelecek. Yani 7 harften biri. Bu şekilde 7'de 1 tekrar etmiş oluyor. Biri de 6'da 1, öbürü 3'te 1. Bu ekoklarını alırsam, ekoklarını alsam bunlar aralarında asal olduğu için 42. sıra. 42. sırada şöyle düşünebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu renkli maviyle göstereyim. Diyelim ki 42. sırada şöyle olacak. Y harfi, P harfi ve N harfi alt alta gelmiş olur. Yani Y, P ve N harfleri 42. kez 42. kez ne olmuş oluyor? Alt alta gelmiş oluyor. Y'den bir önceki harf kimdir? A sayısıdır. A'dır. Dikkat ederseniz Y'den bir önceki harf A'dır. P'den bir önceki harf kimdir? Yine A'dır. Bu şeklin oluşmasını istiyor. N'den bir önceki harf kimdir? Yine A sayısıdır. 42. sırada şurası 42. sıra ise A'ların alt alta geldiği sıra ise 41. sıradır arkadaşlar. 41. kezdir ya da 41. sıradır nasıl dersek öyle diyeceğiz. O zaman ne olmuş oluyor? Alt alta gelmesi için C şıkkındaki 41. sırada olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkıdır.
10. soruda diyor ki arkadaşlar 42 metre, 35 metre ve A metre uzunluğundaki 3 ip eşit boylarda ve hiç artmayacak. Eşit ve hiç artmayacak diyorsa EBOB arayın diyor. Hiç artmayacak, parça artmayacak şekilde kesildiğinde toplam 18 eşit parça oluyormuş. 18 parça ip elde ediliyormuş. Buna göre A sayısı kaçtır? Arkadaşlar 42 sayısı, şunun rengini değiştirelim. Ekranda daha iyi görünsün. 42 sayısı 6 ile 7'nin çarpımı. 35 sayısı da 5 ile 7'nin çarpımı. X sayısı. Arkadaşlar buradan 7 çarpanı var. Burada da 7 çarpanı var. O zaman burada X sayısında kesinlikle 7 çarpanı olması gerekir. En küçük, en büyük ortak bölenlerinden birisidir demek ki. Şöyle diyelim. 7 kesimden 6 parça oluşmuş. Buradan da 5 parça oluştuğunu kabul edersek toplamda ne olur? 42 ve 35'te 11 parça oluşmuş olur. 18 parça oluşabilmesi için demek ki buraya 7 parça gelmesi gerekir. Ve ilk sayısı da en az ne olması gerekiyor? 49 metre uzunluğunda bir ip olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkıdır. 11. soruda Sinan elindeki kalemleri 6'şar ya da 8'er saydığında her seferinde 4 kalem artmaktadır. Sinan'ın kalem sayısı 2 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre en çok kaç kalemi var? Şimdi şunu geri alıyorum. Tık tık yapıyorum buradan. Şimdi madem ki bu sayılar 6'ya böldüğümde kalemleri 6'şar 6'şar saydığımda 4 kalem artıyorsa A sayısı diyelim. 6 katını aldığımda 4 artıyormuş. 6'şar 6'şar yani. Ya da 8'er saydığımda ne olacak arkadaşlar? 4 kalem artmış olur. Demek ki ben her tarafından 4 sayısını çıkartırsam buradan 4, buradan da 4, buradan da 4 çıkartırsam A eksi 4 sayısı hem 6'nın hem de 8'in tam katı yani ekoku olmuş oluyor. Dolayısıyla bu 8 ve 6'nın ekoku kaç yapar? 24 yapar. 24'ün katları. Dolayısıyla ben K'ya değer vererek bulalım. A eksi 4 eşittir 24K. K'ya 1 dersek arkadaşlar ne olur? A eksi 4 eşittir 24'ten buradan A eşittir 28. K'ya 2 dersek buradan A eksi 4 eşittir 48'den buradan da eksi 4'ü öbür tarafa atarsam A sayısı ne olur? 52. K sayısına 3 dersek A eksi 4 eşittir. 3 ile çarparsam 72 yapar. A eşittir 76 olur. K sayısına 4 dersek geçmiş olur arkadaşlar. 4 dersek burası ne olur? 96 olmuş olur. Dolayısıyla 4 eklesem 100 olmuş olur. 3 basamaklı bir sayı. Demek ki 4'ü alamıyorum. En fazla 76'ya ulaştım. Cevabım D şıkkıdır. Evet, 12. soru ve son soruyla bitiriyoruz. Bir çiçekçi elindeki gülleri 4'erli demetlendiğinde 1, 6'şar demetlendiğinde 3, 10'ar demetlediğinde 7 gülü artıyormuş. Buna göre bu çiçekçideki gül sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani ben diyelim ki adamın elinde A tane gül olsun. 4'erli ayırdığında 1 gülü artıyormuş. 6'şar ayırdığında 3 gülü ve 10'ar ayrıldığında tartıldığında diyemedim. Kaç artıyormuş? 7 artıyormuş. Dolayısıyla ben buraya arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Her tarafına 3 eklersem, dikkat ederseniz buraya 3 eklesem, buraya 3 eklesem, buraya da 3 eklesem tam katı olmuş olur. Dolayısıyla A'ya da 3 eklemem gerekiyor. Şimdi buradan ne olmuş oldu? A artı 3 eşittir 4'ün, 6'nın ve 10'un katları olan sayı demektir. Ekok. Ekok sayısını istiyor bizden. 4, 6 ve 10 sayısının ekoku kaç yapar arkadaşlar? 60 yapar. 60 ve 60'ın katı olarak kabul ediyorum. O zaman A artı 3 eşittir 60'ın katı. K'ya 1 dersek burada ne olur? A sayısı 60 olur. 3'ü de çıkartırsam 57 olur. 57. K'ya 2 dersek A sayısı ne olur? 2 dersek 120 olur. 3 çıkartırsam 120
17 olur. 117 olur. Ondan sonra başka var mı? 117. A sayısı K sayısına 3 dersek ne olur? 180 olur. 180'den 3 çıkartırsam A sayısı kaça eşit olmuş olur? 177. 177'ye karşılık gelir. K sayısına 4 dersek, K sayısına 4 dersek 240 olur. 240'tan 3 çıkartırsam 237 mi oluyor? 240'tan 3'ü çıkartırsam ne olur? 7, 3 arkadaşlar 237. 237 olabiliyor. Başka bunu bulamadık, şunu bulamadık, şunu bulamadık. Bunu bulduk. 277 gelir mi? Gelmez. Cevap D şıkkıdır arkadaşlar.